Yöneten Erdemir'in yöneticisi olsam, belediyenin yöneticisi olsam, TSO'nun yöneticisi olsam. Niye ben alışveriş yapın demiyorum. Açık yerlere girin, herkes girsin. Ben yani açık yerlerden girsin, tercihte yereli tercih ederim. Yok, tercih yapma şansınız yok burada. Şimdi arazi işi, sizin işiniz daha şey, araziyi daha... Şimdi Ankara'dan gelen adam araziyi tanıması için gelecek, daha fazla uğraşacak, daha fazla bir maliyete gidecek. Yok, ben okumadım. Okuyayım, şuraya bırakırsanız. Zilliyetler Tapu'da yazıldı. Peki. O atlanmış, orada öyle bir önerim, yani normal bir şey değil. Anladım. Atlanılmış, kamulaştırma yapıldı sanmış, şey yapılmamış. Anladım. Yani iki buçuk dönem olsun. Şimdi, Ereğli Belediyesi de Ankara'dan bir firmaya vermesi ne kadar doğru, ne kadar yanlış, tabii geçmiş dönem. Bunu yargılayamazsınız, bakın çok yerleşti, bu tantana oldu, işte oradan almasın, buradan almasın. Evet. Bakın, o olmaz. Bakın, bir o olmaz, çünkü ihale. Bu işin altında kulağıma gelen başka pis kokular da var, geçmiş döneme ait. Yani yüksek düzeylerde paralar ödendiğine dair belediye yetkililerine seçimlerden önce kullanıldı falan. Ben bilmem. Deriz. Ben bilmem. Ya ben Gökhan Göktaş olarak bilmediğim bir şeyi bugüne kadar söylemedim. Gözümle görmediğim, emin olmadığım bir şeyi söylemedim. Hani İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'ne sormuşlar devenin kaç ayağı vardır diye. İymiş deveden 1, 2, 3, 4 demiş. Dört tane varmış demiş. Siz bu savcılık meselesini toparlayın, bu konuyla ilgili söyleyecekleriniz varsa çok basit. Bir daha söyleyeyim. İhaleden sebep. Ve bu ruhsat verilmesinden sebep gittim. Eğer ruhsat vermedilerse haksızım. Sorun yok. Verdiler de bir dayanakları varsa ne âlâ. Verdiler de dayanakları yoksa, eğer hukukçular sözde söyleyip de yazılı olarak altına bir imza atmıyorlar da oradaki bir gariban memuru, mühendisi, mimarı zor durumda bakıyorlarsa da ne diyeyim abi? Yok, sizin söylediklerinizin benim yaptığım araştırmalara göre hepsinin boş laf, kuru gürültü olduğunu iddia. Ben ruhsatların tarih ve sayısını, numaraların isimlerini nereye verdiğini hepsi biliyorum. Buraya tabi belgelerin sadece ben, savcılık kaydı. Bakın, bakın niye buraya belgeye gelmedim? Bir, öncelikli olarak bir söz verdim. Hiçbir radyo programına hazırlıklı çıkmam. Kağıt kalemle, defterle gelmem. İki, bu konuyu çok konuşmak istemiyordum. Çünkü ben buraya harita mühendisi Gökhan Göktaş diye gelmedim. Saadet Partisi ilçe başkanı olarak geldim ama eşimin de telefon açıp söylediği gibi bir buçuk saat oldu. Ne Saadet Partisi'nden, ne siyasetten, ne Erdoğan Hocam'dan. Toparlayın o zaman, geçelim. Geçemedik. Şeye. Ya ben toparladım. Bitti. Hukuke dahil olmuş. Bir kolay. Dediğim gibi encüman kararlarında taksiller var. Sonra bir şey daha söyleyeyim. Aynı encüman kararında lojmanların 18'ini de yapıyorlar. Lojmanlar bölgesinin. Diyorlar ki özel önlem alanı. İmar planı açtım baktım. Lojmanlarla ilgili imar planında 18 sınırı veya özel önlemler sınırı yok. Yani neresine tutsan. Bakın ben 14 sayfa rapor yazdım. 14 sayfa. İki ucu gübreli değnek diyorsun. Ya o kadar encüman kararlarını göstersem size ya dersiniz. Bu kadar da olmaz. Ya bu encüman kararları böyle mi alınır? Kararlar böyle mi yazılır? Bakın encüman kararını taksit yaparsınız. Atıyorum 8-9 yaparsınız değil mi? Encüman kararında cümleyi çizmişler. Cümleyi. Eski cümle gözüküyor mu? Tabii gözüküyor. Cümleyi değiştirmişler. Mana değişmiş. Çok karışık zaten. Yani bu kadar da olur mu? Ha, hukukçular karar verecek. Geçmiş, hukukçular karar verecek. Biz karar vermeyeceğiz. Geçmiş belediye başkanı ve geçmiş encümen üyeleri de bu konuda ve daire müdürleri sıkıntıya girecek. Savcılık ifade verecek. Girer mi girmez mi bilmiyorum. Ama şu var. Devam eden. Benim size bakın. Benim şikayetim bugün ciddi alınmayabilirim. Savcılık tarafından geri iade edilebilir. Kaymakam Bey sosyolojisine bir vermeyebilir. Bana göre de öyle olacak çünkü talep edilen metrekare 50 metrekare. Ama bakın. Bütün bunlar bir tarafta. Ama devam eden bir dava var. Ve davanın son aşamasına gelindi. Dava ile ilgili yürütmeye durdurma kararı verildi. 4 sayfa ya da 5 sayfa ve çok ciddi esas konularına atıfta bulunuldu hakim tarafından. Ben bilmeden konuşuyorum. Sadece diyorum. Detaya giremem bu burada. Yere, konu, bu yere kadar olmuş. Bu arsa şirketi karşımızdaki. Ben bunlara giremem. Bu arsa 50 metrekare ise Ereğli'nin en yüksek değerinde bir mahkemeye temlik parası yatırılır. Teminat yatırılır. Şimdi koskoca bir kuruluşun da ruhsatlanmasına ama peki bir şey soracağım. Engellim. Ben iddiada bulunamam. Ben de size bir şey sorayım. Peki buradan devletin kaybı varsa, orada mali hazinesinin yerleri de var. Şöyle söylüyorum. Yüz binlerce metrekare mali hazinesinin devlet kaybı ben varsa. Ben size bu konuda bak bilgilendireyim biraz. Mesela bazı işler vardır ki Büyük Millet Meclisi kararıyla olur. Evet, Bakanlar Kurulu kararıyla. Tabii Bakanlar Kurulu kararıyla olur. Bunlardan bir tanesi enerji. Bir tanesi doğalgaz. Sormaz yani. Senin eğer o proje senin yerinden geçiyorsa geçirir, mahkeme peşinden devam eder. Senin şeyini yatırır. Sen kaç para yatırmışsın? Örneğin Gökhan Göktaş'ın arsasından geçer.
Ortasından geçer, kenarından geçer. Tabii ki, sen emlak beyan değerini 10 liraya yatırmışsa, sen mahkemeye itiraz edersin ama oradan boru hattı geçer. Sen o paraya itiraz edersin. Ya şöyle. Bir daha kamulaştırma sistemi değişti. Önce pazarlık yaparsın. Anlaşamazsan mahkemede pazarlık yaparsın. Olmazsa eski usul dedi. Burada o yürümez mi? Çünkü devlet etkileri var mı? Anladım. Artık özel şirket. Ama bak devlet yok. Devletteyken bu özelleştirmeden önce de bu hak devam ettiğine göre bilmiyorum. Özel şirket evet, yani burada o olabilir. Burada bana göre. Burası ne var? Bir şey söyleyeceğim. Gülüş Köprüsü hatırlıyorsunuz 6 ay yapılamadı. Söylediniz sevgili kardeşim. 6 ay yapılamadı Gülüş Köprüsü. Niye? Bir yola terk yapamadılar. Erdemir'in gönlünü beklediler. Doğru mu Karayolu? Evet. 6 ay niye yapılamadı dediniz? Yol imar yolu. Şimdi zaten bu bölge. Karayolları geçiyor. Bu bölgenin. Karayolları 6 ay bekledi Gülüş Köprüsü'nü yapmak için. Bu bölgenin kadersizliği. Bu özelleştirme yaparken bunları yapsaydınız arkadaş. Bu yöntem burada yapılabilir mi? Yapılamaz mı? Onu bilemiyorum. Evet. Apar topar acemice özelleştirme yaparsanız işte belediye sıkıntı çeker, vatandaş sıkıntı çeker, Erdemir'de özelleştirmeyi alan firma sıkıntı çeker, OYAK sıkıntı çeker, karayolları sıkıntı çeker, herkes sıkıntı çeker. Sonra kamyoncumuz sıkıntı çeker, sarkçımız sıkıntı çeker. Çok basit şeylerdir. Siz özelleştirmeden önce, özelleştirme yani hikayeniz bir çuvala mı girdi? Özelleştirmeden önce bütün parselasyonları, yol takları, kamulaştırmaları yapsanız, tertemiz arsa verseniz, tertemiz ruhsatları verseniz ölür müydünüz? Lojmanlar bölgesini özelleştirmeye dahil etmeseydiniz mesela, ölür müydünüz? Oraya bir belki üniversite yeri ya da bir sanatörü master yeri olabilirdi, çok güzel. Sonra siz özelleştirmeden önce şart koşsaydınız, hani işçilerle ilgili şartlar koşuldu ya, şu kadar işçi korunacak diye. Siz şart koşsaydınız, deseydiniz ki Erdemir atıyorum nakliyat işine girmeyecek. Ölür müydünüz? Veya deseydiniz ki Erdemir saç ticaretinde şimdi, kademeli geçiş yapacak. Bakın bunlar Erdemir için çok önemli. Erdemir kademeli saç geçecek veya işte küçük işle girmeyecek deseydiniz. Şimdi millet diyor ki, ben bu seçim öncesi de söyledim. Herkes Erdem'e vuruyor. Sanıyor ki Ereğli'de herkes Erdemir şuraya okul yapsın, festivali yapsın. Erdemir saç tüccarına istediği olanağı versin, kamyoncu istediği olanağı versin. Bir dakika, Erdemir bir kişi değil, kurum, borsa şirketi. Her istediğini yapamaz. Yaparsa yönetim kurulu başkanı ife dizerler, doğru mu? Borsada bir şirket, binlerce ortağı var. Siz bunu özelleştirirken madde madde yazsaydınız bugün Ereğli'de ekonomik kriz olmazdı. Erdemir'le Ereğli kavga haline gelmezdi. Geleceğiz oralara. Evet. Şimdi sizin söyledikleriniz savcılık, belediye ve Erdemir üçgenindeki 18. madde... Bizim tarafımız Erdemir değil, belediye. Ben 18. madde uygulamasında Emine Koç, Erdemir, belediye ve Gökhan Göktaş üçgeni... Doktor olmuş ya. Yok, üçgeni siz Emine Koç tarafındasınız dolayısıyla. Emine Koçlar aynı zamanda benim de akrabam olur ama ben burada yine söylüyorum... Bir de bir şey söyleyeyim. Bu arada belediye mülk müdürlüğü itiraz etti, o da reddedildi. Evet. Bitti mi? Ha, bitti. Bu konuyu kapattık. Bu konuyu kapattık. Milli Görüş'ten geliyorsunuz. Evet. İnşallah Milli Görüş'ten geliyoruz ve inşallah... Milli Görüş, bir anlatır mısın? Nedir Milli Görüş? Yani Milli Görüş'ten geliyoruz ama yani Milli Görüş'ün de sağı solu mu oldu? Yani AK Parti Milli Görüş'ün sağında mı kalıyor, solunda mı kalıyor? Siz neresinde kalıyorsunuz? Milli Görüş'ün içinde 3 tane parti çıktı. Bir... Has Parti çıktı. Has Parti. Kapandı mı? Ona bakarsanız kapandı da. Korkut Özal'lardan başladı Milli Selamet Partisi bölünmesi, evet. Milli Nizam Partisi bölünmesi. Korkut Özal'lar 22 kişi, işte o ayrılıkçı hareket. Zaten bakarsanız Tayyip Erdoğan'ın ilk süreçlerinde yanında Korkut Özal var. Hüseyin Ünsal ve Ercan Can'dan sevgisi size AK Partili niye yapmıyor? Hüseyin Ünsal'la ne sevgi duyuyorum da düşman diyor isterim. Ama makama saygı duyuyorum. Evet. Ben makam, bakın devlet adamım. Bana Milli Görüş'ü anlatın. Hani ben devlet adamıyım. Milli Görüş'ü anlatın. Ben nedir? Çok basit. Milli Görüş'ü Erdoğan Hocam'ın tabiriyle İslami görüştür. Tabii eskiden Türkiye'deki İslami görüş kelimesini kullanmak çok zordu biliyorsunuz. Bu yüzden artık rahat söylenen bir İslami görüştür. Nedir? Yeryüzünde adaletin hakim olması için çalışmak. Öncelikle yeniden büyük Türkiye, yaşanabilir bir Türkiye. Yeniden büyük Türkiye, yeni bir dünya. Hedefimiz budur. Hatta rahmetli hocam derdi ki, biz ilk hedef olarak Türkiye'deki yetimleri, öksüzleri adalete salacağız, yetimleri, öksüzleri koruyacağız. Türkiye'yi yeniden büyüteceğiz. Daha sonra İslam ülkelerini büyüteceğiz. Ve bu Milli Görüş'ün nihai hedefi nedir biliyor musunuz? Amerika'da ezilen bir Hristiyan, New York'ta arka mahallelerde çöplükte yaşayan bir Hristiyan da hatta İslam'a şu anda zulmeden bir Siyonist de bizim hedefimiz içerisinde. Çünkü biri mağdur oluyor, biri de eziyet ederek,
Öteki dünyası mahvolur diyor. Biz herkese ulaşacağız. Milli görüş nedir? Her yerde doğruyu soruyor. Milli görüş nedir? Her zaman doğru yapacak. Anlattığınız çok güzel bir şeydi. %3'ü niye 10 geçemiyoruz? AK Parti %50'lerde. AK Parti milli görüşçü değil mi? AK Parti milli görüşçü değil mi? Rahmetli Erbakan hocamın tabiriyle bir şey vardır. Kim ki Saadet Partisi dışında, vefatına yakın söyledi bunu birkaç kez söyledi tekrardı. Kim ki Saadet Partisi dışında, ben milli görüşçüyüm derse o ancak palyaçodur. Ne? O ancak palyaçodur. Bakın bu Erbak hocamın kayıtlarında da vardır, internette de bulabilirsiniz birkaç kere. Son zamanlarında söyledi sözdü. Ve Erbakan ne? Hocam, bakın işte yok Erbakan hocanın işte ihanetler yok bilmem neler, yanındakiler eskiler hep böyle söylemler vardır yıllardır. Ta Korkut Özal döneminden beri Sayın Oğuzhan Öztürk, Mustafa Kamalak, Şevket Kazan gibi abilerimiz hep böyle savaş ilan edilmiştir de. Rahmetli hocam 45 sene mücadelesinde yani şimdi bunlardan ayrılmamıştır. Hastanede vefatından 6 gün önce. Bakın hastanede de yaptığı toplantı var. İşte Mehmet Karaman Bey, ben geçen sene Zonguldak sorunumuzdu bizim her ay görüştüğümüz. Hocamın 25 yıl özel kalem ödülünü yapan. İşte Oğuzhan Bey var, Kamalak Bey var. Hastanede son 6 gün vefat edecek. Hala İslam'ı ve cihatı anlatıyor. Elbisesinin kravatını takmış hastanede. Ciddi bir toplantı yapıyor. Şimdi diyorlar ki el altından şeyi destekliyor AK Parti. İyi de hocamdan ben 3-4 defa dinledim. Diyorlar ki diyor, bakın Erbakan hocam tabii. Diyorlar ki bu hoca var ya, bu hoca çok akıl adammış. Kendi Saadet Partisi gibi görünüyor. Saadet Partisi'denmiş gibi görünüyor ama el altından AK Parti'yi kurdu. AK Parti'yi destekliyor. Dedi o hoca dediniz benim dedi. O zeki adam dediniz benim dedi. Ben dedi buradayım, Saadet Partisi'ndeyim. Beni AK Parti'nin günahlarıyla ortak etmeyin. Neymiş hocaya Cumhurbaşkanı yapacakmışız. Geçin bunu dedi. Beni AK Parti'yle anmayın. Şimdi hocam münafık mıydı haşa? Yalancı mıydı haşa da bütün insanın gözünün içine böyle bakıp arkadan böyle yapsın? Bakın ben Allah affetsin 2002 döneminde Ereğli'de AK Parti'nin bayrağını asan birkaç kişiden biriydim. Köpez'in girişinde evimizi görürsünüz. Yenilikçi hareketliydim. Çok detaylı da biliyorduk. O zaman da işte belediyemiz AK Parti'ye geçmişti. Biz yani de gençtik. Siz de hoca efendim... Evet, şey, aynen bu olaylarda kandık. Biz bunlara kandık. Bu yüzden geri dönmüyoruz zaten. Siz de Hizmettin Erbakan'ın tabiriyle palyaçoluk yaptınız bir tabii dönem. Bir ilçe başkanım. Ama ben hiçbir zaman milli görüşüm iddiasında bulunmadım. Hocamı desteklediğini sandım. Bir ilçe başkanım bizi çektik herhalde, dedi ki Ali İmran 103. ayet var, bilir misiniz? Dağılıp aydınlayıp fitne fesada sebep olmayın. Mehallerde ev suyu hazır çıkabilirsiniz gibi der. Yavaş yavaş söylerseniz yani anlam. Bismillah. Hocalar da böyle... Dağılıp ayrılmayın, fitne fesada sebep olmayın. Mehallerde parantez içerisinde ev suyu hazır çıkabilirsiniz gibi der. Ali İmran 103. ayet. Kur'an-ı Kerim'de bu ayet olacak dedi. Erbakan hocamız ikinci bir parti kuracak. El altından başka bir şey yapacak. Ya dedi, hayatında sünnete muhalefet olmamış bir insanı ayete muhalefetle yargılıyorsunuz, olur mu dedi. Bizim orada gözümüz açıldı elhamdülillah. 2003'ün yazında biz döndük. Bir 6 ay Allah affetsin çalıştık yani. Ha, o zamanlarda işte ben Kefes'in girişinde oturuyordum, altında helalde baş vardı. Komşumuz 4 kat bizim evden dubleks. 4 kat bizden vardı da bari gazetem yoktu. Şimdi artık önüne giden AK Parti olmuş da. Elhamdülillah biz orada bıraktık. Ama ben mühendis kimliğimle. Siz yönetimlere falan alsalar da bırakmazsınız. Yönetimlere falan almadıkları için küstünüz de bıraktınız diyorlar. Bakın, bana 2003'ün Temmuz'u olabilir, tam hatırlamıyorum, yazıydı. Filos Teşkilatı'na, Filos'ta büyüdüğüm için Filos Teşkilatı'na, arkadaşlarım, abilerim, benim bu davayı eğitim attığım Saadet Partisi'ne, abilerim, çay içmeye geleceğiz dediler, bir balık yedik. Dediler ki, Gürkan, adayımızsın. Seçime var daha 8 ay yaklaşık. Adayımızsın. Ne abi? Filos'ta. Saadet Partisi adayımızsın. Tamam abi dedim. O kadar. Eşime geldim, ben de Filos'tadayım. Ha bir de çok ilginç bir şey anlatayım. Bu benim için manevi bir şeydir. Eşimle konuşuyorduk. Keşke dedim şurada Filos'ta olsaydı şu anda. Dursun abi dedim, çok severim. Eski Belde Başkanı. Eşiniz siyaseti sever mi? Sever. İki Dursun abimiz vardır. Biri Belde Başkanı, biri eski aday. Evan Hanım ne mezunu? Evan Hanım lise mezunu. Dedi ki, dedim ona, ya dedim keşke Dursun abilerle beraber Filos'ta Saadet Partisi siyaset yapsaydık. Belki aday da olurdum dedim. Sözüm bitti, telefon çaldı. Aylardır da Dursun abilerle görüşmüyordum. Dursun abilerle de Gökhan Çen içmeye gidiyorsun. Acaba dedi hanım teklif mi edecekler dedi. Bilmem nasip dedi. Geldiler, teklifi yaptılar. İç çarşıma ilçe başkanıyla. İkilemedim, kabul ettim. 3 ay annem dahil kimseye söylemedim. Altyapı hazırlığını yaptım. O zaman bir bayramdı, Ramazan bayramıydı. Bütün Filos'a tebrik, bayram tebriğiyle beraber adaylığımı ilan ettim. Babam da annem de o zaman duydu. Ve gittim, izin aldım. Ücretsiz izin aldım. Ücretli izni sonuçları kullandım derken 3 ay bir seçim çalışması geçirdim, geldim. AK Parti hiçbir koltuk bugüne kadar talep etmedim. Bırakın AK Parti koltuğu iddia edenler gelsin, Gökhan bizden şunu istedi de yapmadık desin. Ben bugüne kadar hiçbir makama talep olmadım ki.
Büyük Birlik Partisi'nde de işte üniversite yıllarında, bir daha söyleyeyim bak, üniversite yıllarında Muhsin Yazıcıoğlu'nu ben severim, aşırdım yani. Muhsin ben abi, de severim de ben gidip partisine görev almadım. Muhsin abi, biz üniversite yıllarında siyasetle yeni yeni tanışıyorsunuz. Bakın yani ben sol bir canaktan gelmişim, sol bir çevreden gelmişim, öyle söyleyeyim. Sol bir çevreden gelmişim. Soldan da mı geldiniz? Çevrem sol dedim ya. Ailemizde, akrabalarımız sol. Babam benim CHP'de ne gezsin? Halen mi? Tabii Ecevit'in resimde ne gezer? Şu anda mı? Evet ama CHP'yi yapmamış son seçimde. Nereye yapmış? Kılıçdaroğlu'nu sevmemiş, Cumhurbaşkanı'nda Tayyip Bey yapmış, çok üzüldüm. Şeyde, yerel seçimlerde? Bilmiyorum, sanırım. Benim ailemde sol vardır. Yani bakın biz, ne dediniz az önce Erdem'le ilgili? 81 il. Yani bu normaldir. Kimse kimseye böyle kol çizgiler. Onlar eskidendi ya, 80 öncesindeydi. Üniversite yıllarında bizim bir sınıf basıldı. Terör örgütü gruplarıyla. Orada biz, ülkücü, sınıfından ülkücü arkadaşlar çoktu. Ülkücülerle takılmaya başladık. Fakat ülke ocakları bana hep soğuk geldi. Ben Muhsin Yazıcıoğlu'yla o dönemde tanıştım. Ben resmen aşık oldum. Çok severim Muhsin abi. Kendisiyle de tanıştık, sohbet ettik. Bir kibardır, bir nazikleri vardır. Önüne ilgiler, çok samimidir. O dönemde Arta Mustafa Papu'dan Ocak yöneticisiydi. Daha askere gitmemişti. Şeyde, MHP'den... Alperen Ocakları bana dediler ki... Filos'a Alperen Ocakları kurmak istedi. Dediler ki bana, buraya Alperen Ocakları Filos'ta şu anda tutmaz. Sen dediler ilk ocağına git. Gençlere namaz, niyaz, öğretimini öğretti. Biz de yaptık. Kapalı bir ocak vardı. İki arkadaş, aylarca uğraştık. En son 120 tane gencimiz vardı. 60'ın üzerinde dergi abonemiz vardı. Ocakta hafta 2-3 gün namaz. Fatih Sultan Mehmet. Vatan, millet neyse dilimiz döndüğünce anlattık. Daha sonra orada sürecimizi tamamladık. Bir 5-6 ay yaptıktan sonra başkanlık verdi. Ben dedim ülkücü dedim. Başkanlığı ben dedim. Bıraktım. Altan Ocaklarında dedim ki ben müşterimi tamamladım. Üniversitede başkanlık verelim dedi. Ben dedim başkanlık istemem. Verelim vermesin. Bir dönem verdiler. İkinci dönem bir arkadaş buldum hemen bıraktım. Bugüne kadar hiçbir konuda talip olmadı. Koltuk ve bakan mı yabancıdır? Sordum. Hatta o dönem üniversitedeyken işte bu yenilikçi hareket, işte Tayyip Erdoğan yeni yeni parladı, herkesin sevdiği dönemde. Orada bir Tayyip Erdoğan sevgisi. İşte Allah affetsin, Erbakan gitsin, Tayyip gelsin, gençler gelsin diyenlerdendik. Biraz entelijansız, çok okuyoruz. Entel bir genciyiz, deli gibi okuyoruz. Ne diyeyim ben size? Yeni Şafak 30 bin satıyordu o zaman. Yeni Şafak bütün köşe yazılarını didik didik okurdum. Ecevit gitsin, İsmail Cem gelsin dediler, o da olmadı. Yani o hataları işledim, genç yaşta işledim. Elhamdülillah genç yaşta işleyince insan bazı şeyleri öğreniyor. Şu anda bir yüzden ben AK Parti'ye geçmiyorum ya da AK Parti'ye mesafeliyim. Şu anda arkadaşlar söyledi, söylemedi, biz daha 20 yaşında yaptık. Ama beni yargılamasınlar, 20 yaşında, 22 yaşında insan her türlü hata yapar. Doğru mu? Yani 22-22 yaşında yargılamasınlar. Ya Numan Kurtulmuş'u anlat. Numan Kurtulmuş aynı senin gibi. Ben sevemedim. Hiçbir zaman. Genel başkanımdı. Genel başkanımken partiye 3-4 ay uğramadım. Genel başkanı olmadan önce bir kongrede adaylığını ilan etti, sonra vazgeçirdiler. O kongrede genel başkan yardımcılarıyla oturuyordum, 10 taneden fazla. Numan Bey'in selamını almadım. Sevemedim. Elektrik alamadım. Ve buraya İstanbul İl Başkanı gelmişti o zaman, o dönemin. Baktım konuştuk, Erbakan Hoca'yı ve yanındakileri eleştiriyor. Partik arkadaşları aradım, dedim ki bunların derdi Erbakan Hoca'mı silmek, bunların derdi Erbakan Hoca'm. Ben şu sıra uzaktan seyredeceğim. Bu işin cılgı çıktı ve bakın Numan Bey zamanında Numan Kurtulmuş ağzından Milli Görüş kelimesi çıkardı. TV5 ve Milli Gazete'ye Milli Görüş kelimesi kullandırmadı. Kendisi şimdi paralelci diye suçladıkları kanallardan aşağıya inmedi. Arşiv orada gelip bakın. Yani sana nasıl güveneceğiz? Yani sen, o tarafa, sen şimdi Saadet yani senin genel başkanın böyle yapınca sen nasıl? İşte bakın sorun burada. Az önce dediniz ya sen Hüseyin Sol düşmanısın, Lokman'ın dostu musun? Hayır. Ya bakın bizim çizgimiz, Milli Görüş budur. Dümdüz bir çizgide ilerleyelim. Hakkı, doğruyu söyleme. Şimdi biz doğruyu söylüyoruz. Şimdi Şenol Azman ne dostum veya düşmanım. Bir doğru yapıyor. Ya dost veya düşman ne fark eder? Doğru doğru. Çıkıp diyorum ki bu doğrudur. Şenol Azman yanlış yapıyor. Ya kardeşim bana ne ya? Yanlış yapıyor. Bunu söylüyorum. Biz çizgimizdeyiz ama Şenol Azman sağa sola dönüyorsa ben dönmüyorum ki. Hani bir şey vardı. İki tane tren yan yana gider. Şimdi bu elindeki pek bilmez onu da. Biz çatazlı biliriz şimdi. İki tren yan yana durur istasyonda. Yan taraftaki tren hareket eder. Siz hareket etmezsiniz ama sanki kendiniz gidiyormuş gibi, geriye gidiyormuş gibi hissedersiniz. Doğru mu? Şimdi öyle bir algı oluşuyor. Biz dümdüz gidiyoruz. İşte soracağınız Ercan Hoca meselelerinden tutun da hepsinde biz dümdüz gidiyoruz, yolumuzdayız. Biz kişiye bağlı siyaset yapıyoruz. Bakın Erbuk Hocam yanlış yapamaz mıydı? Allah korudu. Yapamaz mıydı? Yok şöyle, 80 yaşından sonra bunu yapamaz mıydı? Bunu yapabilirdi. İlaç verilip değiştirilemez miydi? Hasan Mezarcı gibi İhsan Mesul olmaz mıydı? Olabilirdi. Biz o zaman ne yapacaktık? Davayı, parti mi kapatacaktık? Hayır.
bize bir yol gösterdi. Biz Erbakancı değiliz. Erbakan'ın açtığı, gittiği, hizmet ettiği yol. Kendi de bizzat sözüdür. Kendimin hizmet ederek şeref bulduğu yol. Bakın, benim Gökhan Göktaş'ın şahsına güvenmeyin. Gökhan Göktaş'ın şahsı, bir yanlışlar vardır, hatalar vardır. Bütün hatalar benim şahsımdandır. Erbakan Hoca'nın 100 talebesinden 97'si AK Parti'de, %3'ü Saadet Partisi'nde. İşte, bakın bir şey söylüyorum. Gökhan Göktaş'ın bir hatası varsa, yanlışı varsa, Gökhan Göktaş'ın ilim eksikliğindendir, ibadet eksikliğindendir, ahlak eksikliğindendir, maneviyat eksikliğindendir, davayı bağlı eksikliğindendir, cihat eksikliğindendir. Gökhan Göktaş'ı seviyorlar. Herhalde bir kesim seviyor. Facebook sayfam çok okunuyor ki haberler düşüyor. Facebook'a bir ara yazı yazmamayı bir düşünün. Madde gazeteci arkadaşlar fırça atın. Her yazdığımda haber yapmayın diye. Yapacaksanız bileyim hani doldurayım altını diye. Bakın Gökhan Göktaş'ı beğendiği, dinleyenlere söyleyeyim. Beğendiğiniz bir hasret varsa, doğru buldunuz, adam gibi dediğiniz bir hasret varsa o benden değil. O milli görüşte olmamdandır. Allah korusun. Ki dua niyeten geçen Müslüman cümle bu konu. Allah korusun. Yarın bugün Saadet Partisi'ni bırakıp başka bir partiye geçeyim. Gökhan Göktaş da yamuğunu öde gidendir. Çünkü sizin işiniz Gökhan Göktaş olmayacak. Doğrular olacak. Gökhan Göktaş, Erbak Hoca'nın söylediklerini seyretiyor. Erbak Hoca'm ne diyordu? Hizmet ederek şeref buldu. Bunu kime söyledi biliyor musunuz? Dediler ki, siz Numan Kurtulmuş'tan sonra Fatih Erbakan'ı genel başkan mı yapacaksınız? Biz de hocama sorunlar. Dedi ki, kendisi. Cevabı var, internette dostum. Çocuğum birinden alıp da çocuğum birinden mi vereceğim dedi. Sonra da orada bir Fatih Erbakan tarihsiz bir açıklama yaptı. Ya dedi, benim dedi babamın kurduğu, babamın partisi gibi bir cümle kullandı. Hocam cevap biliyorum medyadan verdi. Dedi ki, babasının malı olan bir parti değil dedi. Babasının hizmet ederek şeref bulduğu bir parti. Ve hocam der ki, bu İslam davası, milli görüş davası neticeye ulaşacak. Siz bunu ne bir saniye ileri ne bir saniye geri alamazsınız. İster eve gidin yatın, ister çalışın. Ancak kendi keseniz doldursunuz. Bizim hedefimiz bu. Biz kendi kesemizi doldurduk. Hepiniz de ben yazın çocukla beraber boğulma tehlikesi atladım. Her sene 2-3 kere trafik kazası, ölümlü trafik kazası atlatıyorum. Ne zaman öleceğim belli mi? Gökhan Göktaş siyaseti yok. Ben zaten ismin ön plana çıkmasını ileri seviyorum. Yani iyi bir jenerasyon değil mi yani böyle genç, dinamik, soyadı Erbakan yani kötü bir isim mi yani? Kötü bir isim değil. Ama siyaset diyoruz. Bakın Tayyip Erdoğan bir soyadı eleştiriyor, siz de eleştiriyorsunuz, herkes eleştiriyor. Daha işte acemlik daha var, daha var, daha yetişecek. Benden küçük. Kaç yaşında? Yetişecek, siyasette yetişecek. Bakın siyaset yetişecek. Şu anda Fatih Erbakan Türkiye'nin genel başkanı yaptınız. Cumhurbaşkanı yaptınız. Ne kadar yürütür? Başbakan yaptınız. Ne kadar yürütür? Sizce? Uluslararası siyaset, iç politika, dış politika. Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız Oğuzhan Asuntür 45 yıldır. Hapiste dahil Erbakan hocam yanında. Onun siyasete bakışını biliyor, derin işleri biliyor. Benim çocuğum benden ne kadar bilebilir? Benim dava arkadaşım mesela Musa Kumaş. Musa Kumaş benim kardeşim. Benim dava kardeşim. O mu benim siyasi yönümü daha iyi bilir? Oğlum mu daha iyi? Fatih Erbakan gelecekte Saadet Partisi'nin başında gelirse amele bakın Saadet Partisi başkanı Şenol Azman i̇ster gelsin. İster misin? Ya anlatamıyorum. Biz kişiye bağlı siyaset yapmayız. Şenol Azman gelsin. Kabulüm. Bakın Oğuzhan Asuntürk. Yok soruyu soruyorum. Numan Kurtulmuş'a. Olursa ne olur? Cevabı şöyle dediniz veriyorum. Ya Numan Kurtulmuş geldi selam vermedim. Yok gelmeden vermedim. Geldiğinde şey değil. Gelmeden. Geldiğinde hizmet ettim. 2-3 ay bir soğukluk oldum ama hizmet. Bakın Numan Kurtulmuş'un söylediği bir söz söyleyeyim mi? Soğukluk olur mu Fatih Erbakan? Yok. Numan Kurtulmuş'un söylediği bir şey söyleyeyim mi? Oğuzhan Asuntürk diyor. Oğuzhan abi diyor. Bana en çok karşı çıkan insan genel başkan olmamam için. Ama diyor genel başkan olduğum zaman da davada en çok çalışan insandır. Ben Fatih Erbakan gelsin bakın bize diyorlardı ki Fatih Erbakan konferansı getirmiyorum. Sonradan konferansa getirdiler. Otobüs tuttuk. Fatih Erbakan'ı gel diyen yani gençler işte şak şak makçak. Otobüsü parasını kim verdi biliyor musunuz? Yani teşkilat şimdi Fatih Erbakan genel başkan olsun. Öyle diyenlerin %90'ı teşkilat adım atmazlar. O istemezler. Bahane bulurlar. Bahaneleri bitmez. İnsanların bahanesi bitmez. Ama Oğuzhan Asuntürk gibi, Mustafa Kamalak gibi insanları anlayabilseler keşke. Çünkü Ergenekon konusunda onlar bir şeyler söylediler. Biz işçi partili olduk. Kemalist olduk. Her türlü şey olduk. Ama şu anda bakın bir haftadır haberlerde ne var? Yalınmışız. Bunu önce. Bizim Ergenekon'da söylediğimiz her şey çıkıyor. Suriye konusunda dediklerimiz de çıkacak. Faiz konusu, Kıbrıs konusu. Biz doğru söylüyoruz, batıyor. Biz doğru söylüyoruz, yerelde iktidarın ilçe başkanına batıyor. Doğru mu? Benim diyor milletvekilim övüyor diyor. Ya siz soruyorsunuz, diyorsunuz ki ya senin milletvekilin, evet benim milletvekilim diyor. Hepsi benim milletvekilim, hepsi benim meclisiyem. 10 dakika sonra benim soruma aynı milletvekilim, benim az önce benim dediğim milletvekilim dışlara cevap veriyor. Doğru mu? Biz kişiye bağlı siyaset yapmayız. Ha makamlara saygı duyarız. Fitne çıkartmayız, isyan etmeyiz.
davamızın başına kim geldiyse de doğru yapıyorsa, doğru yolu gidiyorsa itaat ederiz. Hüseyin Uysal yönetimini başarılı buluyor musunuz? Siz buluyor musunuz? Ben size soruyorum. Şahsen milli görüşün olmadığı hiçbir şeyi başarılı bulamam. Çünkü milli görüşün olmadıktan sonra Amin olmuş, Mehmet olmuş, Hüseyin olmuş, Halil olmuş fark etmez. Milli görüş olmadıktan sonra CHP olmuş, MHP olmuş, AK Parti olmuş fark etmez. Bakın milli görüşte bir koruma kalkanı var, bir otokontrol var. Nasıl? İstanbul Belediyesi, Konya Belediyesi, Ankara Belediyesi milli görüşteyken, Refah Partisi'ndeyken hiç borçsuz belediyelerdi. Ecevit Hükümeti'ne Konya Belediyesi diyordu ki size borç vereyim. O ekonomik krizde. Peki ne oldu şimdi bu belediyeler borçtan o zaman muhalefettiniz. O zaman mesela DSP zamanında engellendi Alap Belediyesi. Ne güzel başarılar yapıldı. 130 basamak ilerledi. Türkiye'de en iyi ilerleyen belediye oldu. Ne oldu son? Bakın AK Parti'ye geçtiniz. Cumhurbaşkanı sizden, bütün kadrolar sizden, herkes sizden niye borç var bu kadar? Refah Partisi'ndeki muhalefetken, cılız bir iktidarken yoktur bunlar. Bu şahısları değildir. Alın koruması. Ercan Can'dan milletvekili olmasını ister misiniz tekrar? Onu şöyle söyleyeyim. Şahsi olarak söylüyorum. Tamam, Gökhan Göktaş olarak söylüyorum. CHP'den bir veya iki Ere'den birisi olsun. Ere'de yaşayan. Nüfus kütüğünde ne yazdı beni ilgilendirmiyor. Trabzon, Gümüşhane yazdı ilgilendirmiyor. Ali Postlik olsun mu ikide? Vallahi olsun. Niye olmasın? Niye istemek? Ama bir sürü, bu 18. maddeden bir sürü şey bakın, var. Onun yönetimleri... Bakın, bir insan bir yerde yanlış yaptı diye ayrı bir yerde asacak mıyız? Ya savcılar... Ben size bir şey söylüyorum. Bakın, savcıya vermek ayrı bir şey. Ben isterim ki mecliste eğer biri görüşürse, kimse giremeyecekse, Ereğli'den insanlar gitsin. Tünellerin berisi diyorum her açıklamamda. Çağcuma tarafı siyaset hep güçlü. Köksal toptan etkisi var bunda. Çağcuma tarafı hep güçlü. Ereğli Alaplı bölgesi niyeyse hep uzak. Ereğli Alaplı bölgesi tünellerden birisine Zonguldak sarır. Mesela üniversite bir ara buraya gelecek gibi sözler oldu. Ben Zonguldak'tayım. Herkes ayağa baktı. Ne demek biz şimdi Ereğli'ye mi gideceğiz? Onlar için Ereğli ne biliyor musunuz? Sahilde gelip gezme, belki balık yeme bir yer. Ereğli onların tatil köyü. Ereğli'yi ciddiye almıyorlar. Ereğli'den para gelsin, Zonguldak'tan. Onlar Ereğli'ye gelip festivalde eğlensinler, sahilde gezsinler. Ama Ereğli'ye hiçbir şey kaçmasın. Bu bütün partilerde böyle. Ben bunu yıkmak istiyorum. Diyorum ki, mesela şu anda Mevlüt Bey geri aldı. Cevap Bey de geri aldı. Sizden adaylar kim? Saadet Partisi mi? Söyleyeceğim. Ercan Bey, işte hastanedeki doktor Ercan Bey, MHP'den adaylığına çıktı. İnşallah bir olur. Ki, hangi parti kazanırsa kazansın. Biz isteriz ki gönlümüzden beşinimiz kazanmak. İnşallah da onun için satacağız. Ama olmazsa Ereğli'den, Ereğli'yi seven ve Ereğli'yi çalışacak. Ama genel merkezde torpille gelip Ankara'dan Ereğli'ye gelmeyecekse, Ereğli yatırımlarına sağır kalacaksa, çalışmayacaksa. Şimdi hadi Postbik böyle bir şey yapar mı? Yok, Ereğli için tutunu kopartır. Allah var yani hepimiz biliyoruz. Tutunu kopartır. Ercan Can'dan'ı eleştirir. Şimdi seversin sevmezsin. Ben AK Parti'de kimseyi sevmem. Şahsı olarak değil de Ercan AK Parti'yi sevmem. Ercan Can'dan cevap vermediniz de. Ama hemen onu söylüyorum. Ercan Can'dan. Milletvekili olsun. Son 14 senedir AK Parti iktidarında. Evet. Ereğli'ye Polat Türkmen çivi çaktı mı? Siz cevaplayın. Köksal toplandı çivi çaktı mı? Siz cevaplayın. Özcan Umutan'a çok seviyorlar Ereğli'de bazı gruplar. Seçimler geliyor buradaki belde adaylarına falan karışıyor. Ya bir okul meselesi oldu. Ben için değil mi bu meseleler? Vali Bey'de kavga ediliyor. Özcan Bey diyor ki bu okulu Çarcuma yapalım, Deve yapalım. Ercan Bey diyor ki hayır bu okulu Ereğli yapalım. Şimdi siz burada kimi desteklersiniz? Ereğli bir okul fazla yapılacaksa Ercan Bey'i desteklersiniz. Bu siyaset değildir. Benim mühendislik kimliğim değildir. Ya başka adaylar da var. Şimdi yeni adaylar da var. 30 tane aday var. Şimdi o beni ilgilendirmiyor. AK Parti'nin kendi için. AK Parti'nin kendi için. O beni ilgilendirmez. Bakın ben mühendislik kimliğimle ilçe başkanlığı bana verileceği zaman 2 hafta ayaklıyordum. Dedim ki bakın ben mühendisim, parti mühendisiyim. Ve bölgedeki DSE'yi, İller Bankası, milletin hepsine teknik destek veriyor. Ücretsiz. Allah Allah. Mesela atıyorum Gökçeler Belediyesi'ne ve Kandili Belediyesi'ne. Sağ sola ücretsiz destek veriyoruz. Buradaki iş adamlarının arsalarını 500 liraya dan aşağı arsaya araziye çıkmıyorsunuz. Bu millete de bedava yapın o zaman. Biz de eve de getireceğiz. Bakın mesela İller Bankası'ndan Ankara'dan arkadaşlar arıyor. Atıyorlar atıyorum Kandili Belediyesi'ne, Gökçeler Belediyesi'ne halezi var. Diyorlar ki Gökhan yarın bütün programı iptal ediyorsun. Bizimle beraber. Her türlü teknik yapı desteği burada veriyoruz. Bilgiler, belgeler, ölçümler yapılıyor. Ağırlıyorum, gönderiyorum. Şimdi dedim ki benim böyle olmam seçim öncesi Halit Tosbu'ya, yerel iktidara, seçim sonrasında AK Parti'ye yağ çekiyor gibi anlaşılır. İnsanlar beni yanlış anlar. Ben dedim ilçe başkanı köşe yapmayın. Çünkü dedim ben mühendis kimliğine devlet hizmet eden birisiyim. Sürekli onlarla görüşürüm, yanlış anlaşılır.
şöyle demiyor bana. Ya bu yağ çekiyor, bu da iş geliyor. Şimdi hep işler bende ya. Bilmiyorlar ki benim çoluğu ücretsiz yaptığımı. Bir böyle suçlama var bana. İşte bu yağ çekiyor 150 sonra. Ercan Hoca'ya buradan iş geliyor. Tam ters. Bakın. Telefon bakacağız benim dikkatimi dağılıyor. Bazen ben, senin seçten konuşmam duruluyor çünkü Şenol Bey telefona bakınca bana bakmayınca dikkatimi dağılıyor. Ben gelen maillere falan bakıyorum. Şimdi bakın Şenol Bey. Çok ilginçtir ki. Burada bir ihale alıyor değil mi? Atıyorum token almışım. Ankara'dan adam, Bitlis'ten adam ihale alan Ereğli'yi sorduruyor. Kim var? Gökhan Göktaş. Çok enteresan. Ercan Can'dan milletvekili olsun mu dedim. Bu ha. arada olsun dedim. Sizin adaylarını sordum, söylemedim. Salih Dönmez. Aday adayımız Ereğli'mizin 5 sene önce de milletvekili adayımızdı. Belediye 5 sene önce belediye adayımızdı. Biz sıralamayı bilmeyiz. Genel merkeze gittik. Ama ben genel başkan yardımcıma 2 hafta önce gittim. Ben Ereğli olarak 2. sırayı istiyorum dedim. Bir çünkü edeptir, adaptır, zonguldaktır. Çünkü il başkanının ismi geçmektedir. Var mı şans bir tane? Nasiptir. Nasiptir. Bu işler nasiptir, şans değil. Biliyorsunuz sayede siyasette 24 saatte olacağı belli olmaz. Nasiptir. Biz Salih Bey'in şu anda arkasındayız. Abdullah'da Abdullah diye bir arkadaşımız var. Aday adaylarında. O da inşallah mühendis bir arkadaşımız. Genç. Hatta geçen dönem Fazıl Erdoğan'ı koymayınca AK Parti'den büyük bölümü şeyi destekledi, sizin adayı destekledi değil mi? Bu iddialar var. Öyle olmuştur. Bu iddialar var. Hani işte aralarında kendi kavgada bize desteklerini söylüyordu. Ben bilmiyorum. Fazıl Erdoğan'ı koysalar, Fazıl Erdoğan başarısız mı? Yok. O da aday bu sefer. Aslan Kedeş adayı. Aslan Bey'i ben severim. Kişisel olarak severim. Bakın bana ne? Yani AK Parti'nin kendi için kimi kararsız koysunlar. Ne diyorum ben? Tünellerden berisinde yaşayan, Ankara'da yaşamayan, buraya hizmet edecek birisini koysunlar. Ben bir de koydukları kişiye mümkünse partisine tanınan müşteri olan kurumlara söz geçirecek birisi olsun. Biraz deli olsun. Yani bu delilik şey değil yani. Akıllı değil olsun. Yani, atın insine doğru, yiğidin insine deli de niye olsun. Bizden birisi olmasın ya? Niye Ereğli'den Allah'tan birisi olmasın? Bakın biz bu okullarında falan çok sıkıntı yaşıyoruz. Allah'tan Ercan Bey bu konularda çok sıkı tuttu. Özel idare ve Milli Eğitim Müdürlüğü bunu sıkı tuttu. Vali Bey de sağ olsun güçlü ve akıllı birisi. Ercan Bey gelir mi tekrar aday adayı? Gelir mi? Ben AK Parti'yi bileyim ki AK Parti genel başkanı. Ya bakın bu yazı oturuyor. Herkes diyor ki o olacak. Herkes liste söylüyor. Siz dediniz ya demin ben aklımdan böyle hanımla konuşuyorduk işte böyle böyle pat peşinden telefon geldi. İsteniz, isteniz yani şöyle söyleyeyim. İlk 3 dönem AK Parti listesinin ilk 2 dönem 5'ini son dönem 3'ünü bildim. Evet yapalım isteyin. Ya şimdi Saadet Partisi ilçe başkanlıkla yapalım. Yok, hoş olur. Ben Gökhan Göktaş olarak yapıyorum. Saadet Partisi ilçe başkanlık yapıyorum. Temayüller var. AK Parti'nin ve Tayyip Bey'in şimdiye kadar bir yaptığı temayüller var. Bu temayüllere... Evet sevgili dinleyiciler, AK Parti sıralamasını, geçmiş yıllardaki sıralamayı %80 tutturan Gökhan Göktaş yeni listeyi yapıyor. Yok, Gökhan Göktaş olarak. Tahmini listeyi yapıyoruz. Şöyle söyleyeyim. Bir. Ya bu yakışık olmaz da gerçekten ama. Bir de dedik bir kere Mert'e söyleyeceğiz. Serbestçe çıkacağız. Yalan yok. Evet. Bakın temayül gereği ve AK Parti bu temayüle çok uygun bir. Davranıyor. Bir Zonguldak'tan birisi olmak zorunda. Ve bu Sayın Tayyip Bey hemşire dengeden çok dikkat eden birisi. Ve Zonguldak'ta da Trabzonlu arkadaşların siyaseten ve ticareten çok büyük güçlüğü var ve merkezde oy potansiyonları evet. da var. Zonguldak merkezden Trabzonlu olmak zorunda. Savcı Bey'in ismi geçiyor. Tayyip Bey'e yakın olduğu için, Kürsal Bey'i desteklediğini söyledikleri için. Savcı. Savcı Bey'in ismi geçiyor. Şimdi ama Tayyip bilemem. Bakın ama, ben bir şey söyleyeyim size. Tayyip Bey dediniz ama Tayyip Bey şu anda yani takan yok ki yani. Bülent Arıç bile bir kadar laf söyledi. Bülent Arıç için bir şey söyleyeyim size? Rahmetli Erbak Hocam'ın bir sözü var. Bülent 40 kere, şans ben 41 kere hata yapar. İki, Ereğli. Ama ben bir için 6 ayda bir iddiada bulunuyorum. Diyorum ki. 6 aydır. Süleyman Soylu tarzı genel merkezden bir adam gelse hiç şaşırmayın. Çünkü meclis çok Trabzon milletvekili var. İstanbul'a ve Trabzon'a buradan milletvekili koyamazsınız. Trabzonların en güçlü olduğu bölge Zonguldak'tır. En çok Trabzonlu Zonguldak'tır. Yani güçlü olduğu bölgedir. Siz genel merkezden birisini koymak istiyorsanız ama Süleyman Soylu'ya hatta geçen de duydum. Doğru yanlış bilmem. Yani benden bilmem. Hatta gittiklerini Süleyman Bey'in de kabul etmediğini de duydum. Ben öyle bir şey bekliyorum. Ama atıyorum. Bir yerinden atıyorum. İkiye de koyalım. İki mi? Ereğli'nindir. Kimi koyalım? Ercan Canan'dır. Yedeyde Emine Çift'tir diyeceğim ama bir de Trabzon olunca, Emine Hanım da Trabzon kökenli olunca Tayyip Bey'in böyle bir şey yapacağını ben tahmin etmiyorum. Emine Çift niye istifa etti o zaman? Yani danışmadan... Ya Tayyip Bey Cumhurbaşkanı. Emine Hanım'ın şansı var. Siz herhalde zaman dilimini atladınız. Tayyip Bey Cumhurbaşkanı. AK Parti. Bu söylediğine sen inanıyor musun Şenol abi? AK Parti'nin genç. Şenol abi bu söylediğine sen inanıyor musun? Tabii adam her hafta... CHP'den kim gelecek?
Üçüncü sırada Çay Madalyonu'dur. Kimdir? Şimdi Özcan Bey olabilir diyorlar. Özcan Bey'in sıkıntısı var. Hamdi Uçar olabilir diyorlar ama Hamdi Uçar Çarcıman bölgesine hitap etmez. Bizden Necmettin Aydın ismi geçiyor biliyorsunuz bizim eski partide. O reddetti. O zaten olmaz, Erbakan hakkında görevi var onun. Ki zaten bu seçim zamanı hep yapıyorlar. Fatih Erbakan üzerinde bir mutlaka yapıyorlar. Hamdi Uçar mı Ercan, Özcan Uykunan? Valla bilemem. İkisinden biri olabilir. Özcan Uykunan'a derler ki sen şu da HES'lerle ilgili davalardan vazgeç, milletvekili olmaya devam et derlerse. Bilmiyorum, onların davalarını da sizden duydum, hiç bilmiyorum. Ben, bakın var ya, bir şey söyleyeyim, çok samimi bir şey söyleyeyim. Haydi Pospil evi nerededir bilmiyorum. Ereğli'de artı mühendisiyim, 15 senedir böyle yaşıyorum. Ya abicim sen Haydi Pospil evinden ne işin var sen? Yok yok, ben şey bilmiyorum, hani zenginim alı zırt uçuyor, hiç bilmem. Programdan sonra sana göstereyim. Ha, yok, görmek istemem. Sen CHP'yi yapalım. Murat Bey'inkini de kendi göster. Ha, ben bir şey söyleyeceğim, 4 ile ilgili. Ha, 4 de var. 4. Hasan Özgür Özen diyorum ben aylardır. Kimse ciddiye almıyor. Kim Hasan Özgür Özen? Böyle bir müracaat var mı? Ramazan Özen'in, eski rektör Ramazan Özen'in oğludur. Demirel'den torpilidir. Kulağınıza yazın. Ama Hasan Özgür Özen olmazsa, normalde 4'edir ben bir Trabzonlu merkezden birisini bekliyorum. Tolap Bey'i kabul edeceğini sanmıyorum. Kamuran Aşkar. Yedeğini de İbrahim Can Sular yazın. Size bir şey söyleyeyim. Ama aşkı söyleyeyim. Görünen geçen söyleyeyim. İste. Bana sorsan kim yazarsınız? Ben bire Kamuran Aşkar yazarım. Ben yazsam Kamran Aşkar yazarım. AK Parti kaç tane çıkarır? Biz 5 tane çıkartacağız. AK Parti ne çıkarsa çıkarsın. Saadet Partisi 5 tane çıkartır. O zaman bizler niye yapıyoruz? Olsun. Onun da psikolojik etkisi var. Şey, CHP'de bir kim olmalı? 5'te de Çarşma veya Eren tarafından belki bir bayan olabilir. 5'te bir bayan. Emine Çift. Yok, Emine Hanım 5'e düşmez. Kabul etmez. Etik başka olmaz. Bayan var mı? 3 veya 4'ü almayan Emine Hanım gitmez. Etik de olmaz. BKK'da 2 dönem yapacaksınız. Olmaz. Bu siyasete ısındırmak istediğiniz, 5 sene sonra aday yapmak istediğiniz. Çarcuma çok karıştı bakın. Çarcuma'da iki istifalar oldu. Kilim veya Çarcuma tarafından birisinin gönlünü almak zorunda kalabilirler. CHP'de hislerinizi... CHP'de bilmiyorum. Ben CHP'yle ilgili hiç bugün kadar öneride bulunmadı. Tahminde de bulunmadı. Beni hiç ilgilendirmedi. Hasan Gemici listeye girebilir mi bugün? Ben Hasan Gemici olmasın diye CHP'lilerden ve DSP'lerden çok medyada, sosyal medyada yazan tek kişi. Niye Hasan Gemici'ye böyle bir şeyiniz var? Merhum Ecevit'in en büyük özelliği dürüstlüğüydü değil mi? Evet. Ecevit deyince akla dürüstlük gelirdi değil mi? Yani... Ecevit deyince akla dürüstlük gelirdi. Ecevit'in dürüstlük partisini ve kendinin dürüstlük ismini iki kişi lekeledi. Bir? Hüsamettin Özkan ve Hasan Gemici. Ben Ereğli CHP'lilerin Hasan Gemici ismini ve DSP'lerin itiraz etmesini beklerim. Çünkü DSP'ler son seçimde rezil olduysa, %1-2'lere düştüyse, bunda Hasan Gemici'nin ismi var mıdır? Bir DSP olarak size söyleyeyim, şunu alıyorum. Yani ben Hasan Gemici ayrıca Çarcuman, bakın ben Çarcumanlı birisiyim diye isteyeyim. Çarcumanlı insanı, ya bakın ben şunu söylüyorum, biraz da şey olması lazım. Bundan önceki dönemde... Özcan Bey geliyor Ormanlı'da işte adaylığa karışıyor, bilmem ne, bunu hepimiz gördük, okuduk. Siz hiç Ercan Canlı'nın gidip de şeye, Derek'te, Erci'de, belediye başkan adayı şu olsun diye kulis yaptığını gördünüz mü, duydunuz mu? Şimdi eğer Ercan Canlı listeye giremezse Saadet Partisi İl Başkanı yapın Ercan Canlı'nın. Valla kapımız herkes açık. Herkes gelsin. Herkes gelsin. Herkes gelsin. Ben bakın Ercan Bey'le benim... Ercan Can'ın bireysel oyu 10.000 üzerinde var mıdır? Ne bileyim ben bireysel oyunu. Kimsenin bireysel oyu yoktur bakın. Kimsenin bireysel oyu yoktur. Bir insanın 300-500'de fazla bireysel oyu yoktur. Onlar hikaye. Onlar medyanın gazıyla gelir 10.000 oyu bilmem ne. 300-500'de fazla yoktur. CHP'yi analiz edebilir miyiz şöyle CHP'yi? Gökhan Göktaş olarak. Ya şöyle söyleyeyim. CHP çok karışık görüyorsunuz. Yani CHP aşırı derecede karışık. Konuşabilirsiniz telefonla, cevap verin. Yok, yutamadım var da. Şimdi CHP karışık. İkinci sıra kontenjan ayrıldı. Bayan denmeye başlandı. İnşallah Ereğli'den birisi olur. Ama yani, Öne yapı bu olmaz diyorsunuz. Bilmiyorum, o, bayan olacak diyorlar. Ama mesela bir avukat var. Ankara'dan Topilli. Ünal Bey. O arkadaş, şimdi biz hiç orada sokakta görmedik. Buradan doğru orada takip edeceğini sanmıyorum. Ali Bey'i, bak bana sorarsanız, şahsi fikrim söylüyorum. Evet, ben Ali Bey'i isterim, emin olsun. Ali Bey gider orada mecliste. Bağır, çağır. Ercan Hoca ile beraber. Orada da kavga etmezler mi? Hiç etmezler. Ereğli için kavga ederler, birbirlerine çekilir, sanmıyorum. Onların zaten ben kavga ederim. MHP'de zeki çok... Siyasette kavga olmaz, bakın. Halkımıza şunu söyleyeyim. Hani böyle çok tartışıyoruz ya biz. Biz sokakta hep kucaklaşıyoruz ki. Yani kimse kimseye düşman değil. Ben MHP'de açıkça söylüyorum. Ereğli'den birisini birinci sırayı almasını istiyorum. MHP'de duyduğum kadarıyla bununla ilgili çok uğraşıyor. İnşallah. Birinci sırayı vermezler Ereğli'ye. Büyük Birlik'te, Saadet Partisi bizim partimizde,
bir veya ikiden aşağı düşmesin. DSP'de düşmesin. DSP'den Nusret Sarı... Ben bütün partilerde Ereğli'nin bir şey yapmasın. Nusret Sarı aday oldu. Bizim eski yöneticimiz. İyi dürüst bir arkadaşımız. Ya olmasını isterim. Aslında barajı kaldırsalar herkes bir ümit, bir umut. Biz evet barajı kaldırın diyoruz. Olmuyor. Bakın bir şey söyleyeyim. Biz en son seçim %3'e yakın bir oy aldık. Barajı kaldırsınlar. Biz direktmen ne %6'sı? %6. Ne %6'sı? Barajı kaldırsınlar. Biz mecliste grubu kurarız. Direktmen kurarız. Bize insanlar olamayacaksınız diye vermiyorlar. Olamayacaksınız diye vermiyorlar. Baraj bizden %15 oy alıyor. Siz o zaman Ankara'yı da karıştırırsınız. Oraya millet hep savcılığa şikayet edersiniz. Burada... Gökhan Göktaş bugüne kadar kaç kişi savcılığa şikayet etmiş? İşte ettiniz ya. Bugüne kadar. 40 yaşıma geldim. Duymadım. Bugüne kadar Gökhan Göktaş hangi kurumlarla kavga etmiş? Bölgemizdeki bütün belediye başkanları bir dertleri olduğu zaman arayıp Gökhan'cığım şu konumuz var yardımcı olur musun diye danışıyorlarsa. Kaymakamlarımız, vali bey, eski valimiz Filos liman projesine eksik var dedi. Ben 2 sene önce sırtım aletimi aldım. Filos'a gittim. 2,5 kilometre kumsalı ölçtüm. Filos liman projesi tamamlandı. Herhangi bir ücretle talep etmedi. Bakın ben kurumların içinden birisiyim. Bir daha söylüyorum. Şöyle oluyor. Ercan Can'dan cevabı olarak vermek istiyorum size. Hani niye bu kadar çok sıkıntı? Ankara'dan ya da İstanbul'dan bir yerden... Valla ben Ercan Can'dan yerine olsam, milletvekili adayı olsam seni danışman yaparım. Benim beklentim olmaz. İnşallah kimse bana öyle yok, fikir vermez. Teklif de... Reddetmek istemem. Yani reddetmek istemem ama ederim. Bana şunu... Ama ben... sen çok güzel yani bilgi ve beceriye sahipsin. Bakın o ayrı. Biz zaten yapıyoruz. Üzerimize bir şey vazife düşüyoruz. Yapıyoruz. Bunu maaş, Halil Bey ve Erkan yapıyorduk. Maaş, hani paraya ihtiyacınız yoksa parayı bize verirsiniz. Danışmanlığı siz yapın. Bakın ben bunu Halil Bey döneminde de yapıyordum. Belediyeye. Çok güzel yardımcı oluyordum. Yani ben herkese yardımcı oluyorum. Lüzumsuzluk yapıyorum belki. Ama ne yapayım? Bölgemize bir şey yapılsın, doğru yapılsın. Duramıyorum. Bakın için. Dışarıdan ihale veriliyor. İhale müteahhiti buraya geliyor. Gelmeden beni buluyor. Evet. Geçen mesela, bakın belediye başkanı hatta şey yaptı. Kızdım bile kendisi Hüseyin Bey'e. Ya bir açıklama yapmıştı dereler program alındı diye. Hatırlıyor musunuz? O evet. Dereler işte benim hani siz Acun'u Köksal Doktor dediniz ya. Hı-hı. Benim o derelerle ilgili AK Parti Kongresi'nde Sayın Bakan'la sırf bunu konuşmak için gittim. Sırf Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'yla konuşmak için gittim. Bakan Bey'e de dedim ki konuşma bitiminde. Hani Sayın Bakanım. Köksal Toptan'la Ercan Can'da... Yani oldu. Sayın Bakanım burada hava attığınız derelerden birkaç tanesi yarım kaldı. Bitti dediğiniz derelerden 3 tanesi yapılmadı bile. Bir tanesi? İşte Dombay Deresi, Pençes Deresi, Sakin Dere, işte bu Korbaşı Deresi. Bunları lütfen yapınız dedi. Bölge müdürü de kalktı not aldı. Ben dedim ki zaten Ercan Bey'in takipçisi, ben Bakan Bey'e bizzat kendim söylemiştim. Saadet Partisi İlçe Başkanı kendim tanıttım. Bunları lütfen yapınız dedim orada. Şimdi sağ olsun sen Ercan Can'dan da Hüseyin Yusam'dan takipçini yaptılar. Sağ olsun DSİ İl Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü çok değerli insanlar yeni geldiler. Takipçini yaptılar ve geçenlerde basına bir açıklama yapıldı. İşte bu dereler program alındı diye. Hayır. Hı. Aynı gün bana telefon geldi. Tabii ki ister. Beyefendi biz ERE'de ihale aldık, size ulaştık. Gittim Hüseyin Bey'e. Hadi Hüseyin Bey, siz program alın diyorsun. Program alınmak demek işte projesi evet. Yapılacak edecek. Ben bunların projesini yapmıştım, ben yapmıştım. Biliyorum. 5 senedir sümen altında tutuluyordu. Dedim bunlar sümen altından çıkarttınız, Allah razı olsun beraber siz siyasetler olarak. Sümen altından çıkarttınız, bunlar ihaleye çıktı. Yarın dedim yer teslimine geliyorlar, haberiniz olsun. Şimdi bana diyorlar ki ya sen AK Parti'ye iş oluyordun. AK Parti'ye nerede iş aldın? Ben söyledim onlara. Bu bir kere değil. Savcılıkta, vergi dairesinde, şey, adli binasında, hastanede, TOKİ'de, aklınıza gelen bütün yatırımlarda hep böyle oldu. Ama ben Ercan Hoca'yı kişisel olarak şöyle, şu yüzden çok seviyorum. Kendisine haber veriyorum. Hocam diyorum işte şuraya bir okul yapılacak. Yer teslimi şu zaman. Çünkü haber olmuyor. Buradan teşkilatı biraz zayıf. Haber vermiyorlar. Allah razı olsun diyor. Cevabı söylüyor. Mesaj atıyorum bazen. Hani meşgul etmeyeyim kendim diye. Allah razı olsun diyor. Bana bugüne kadar şunu sormadı. Hangi müteahhit almış? Müteahhit nereliymiş? Kaç parayı almış? Bugüne kadar hiçbir müteahhitle görüşmedi. Hiçbir müteahhite hani siyasette bir şey vardır ya, %100'de, bırakın onu. Hiçbir müteahhite deyip de, ben görmedim, duymadım, müteahhitler bana söylerdi çünkü işten yapıyoruz. Ya işte bizim şuraya iki kamyon asfalt lazım. İşte sen beton dökerken bir şey betonda işte belediyenin şu binasına dök. Ben duymadım, görmedim, şahit oldum. Allah var. Gidiyor, yapıyor, geliyor. Mesela hastane deresi, herhalde bir hastane deresi yapıldı, yaklaşık 2,5 milyon. Eski hastane olduğu yerde gider. Evet. O derenin başlangıcından bitişine siz Ercan Can'dan açıklama yaptığını gördünüz mü? Duydunuz mu? Bir tane fotoğraf çektiğini gördünüz mü? Duydunuz mu?
Ben bir de bir şey söyleyeyim. Bakın mesela bende Hüseyin Sol telefonu yoktur. Telefonu kalite değildir. Acımdan. Ben öyle şeylere girmem. Ha, Halil Bey döneminde de aynısı. Bir şeyler yapıyordu. Diyordum ki Halil Bey şu, şu başlıyor. Bu sizin projenizdir. Buyurun siz anlatın. İktidara da diyorum. Ben Fatih Çakır'a da söylemişimdir. Anaokulu yapıyoruz. Neredesin? Fatih yarın anaokulu temel atıyoruz dedim. İki gün sonra geldi anaokulunun orada açıklama yaptı. Yani bir insan bir şey yapıyorsa teşekkür hak edecek. Ama şimdi... Bizi dinleyenler mesajlar atıyorlar. Hanedanın sahibi İbrahim'sa Ereğli'nin ekonomisi düzelir mi diye soruyor size. Bu arada tabii sahilde çayı 2 lira içerken çorbayı 2 liraya veren bir yer orası. Buradan şu anda bizi salonlarında da dinliyorlarmış. Orada bizi dinleyenlere de selam gönderelim hanedan çalışanlarına, sahiplerine vermiş. Sahilde çay 2 lira olmasına ben karşıyım, 5 lira olmalı. 5 lira olsun. Çorba 2 liraya çorba var. Çorba hanedan o tabii Allah razı olsun, o vatandaş hizmet ediyor. Çünkü orada çok düşük maaşla çalışan bir sürü insan var o bölgede. Hanedanın olduğu bölgede bir sürü insan düşük maaşla çalışıyor, asgari ücretle çalışıyor. Birkaç tane daha franchise şube açsınlar değil mi yani? Bu hem Ereğli'nin ekonomisi, Ereğli ekonomisi... Bakın ben 2000 yılında Ereğli'de oturmaya başladım. 5 sene işte. Ereğli'de geçici işçi olarak çalıştım. 10 senedir de buradayım. Elimden geldiğince bölgeme hizmet ediyorum. Burada atam dedem mezar yok. Gerçi benim kendi köyümde de babamın hiçbir dedesi mezarı yok. Kurtuluş Savaşı'ndan gelmemişler. Dedesinde bir konser mezarlığı, evet. Kurtuluş Savaşı'ndan gelmemişler. Tatavaz da çok geri kalmış bir yerlisin. Geri kalmış, bakın ben buna kızıyorum. İşte derdim bu. Hani Ereğli diyorum ya, Ereğli milliyetçiliği yapıyorum şu anda farkındaysanız. Halbuki ben Çaycumar'dan, bakın bizim partide ben şu anda adaylık olayına çok sıcak bakmıyorum. Çaycumar bölgesi diyor ki bizim adayımız Gökhan'dır. Alaplı diyor ki biz Gökhan arkasındayız. Evet. Gider birinci sırayı partimde alırım. Ama benim kalmamışım. Ereğli'ye yıllardır Çaycumar ve Zonguldak'tan bir baskı var. Ekonomik gelişmiyor. Hı-hı. Az önce dedim, Erdemir'i özelleştirirken yapılan hatalar. Saç tüccarıyla ilgili kolumu yansımlar. 3 tane başlık söyler misiniz? Ereğli evet. Nasıl kurtulur? Şimdi bu, bence Ereğli'ye güçlü bir siyasi gelecek. Zonguldak'a gelecek siyasetçi. İnşallah bizim parti olursa zaten bunları konuşmayız. Ama bizim parti verip olmadı. Hı-hı. Beyin fırtınası yapıyoruz. Ya olması mümkün AK değil yani. Şimdi mümkün değil diye bir şey yok. Anketler var, şeyler var. Irak tezkeresi de mümkün değil denmişti. Erbak Hocam hepsine tek tek mektup yazdı. Nasıl yani Saadet değişir. Partisi'yle kurtulacaksa Ereğli ve Zonguldak bitti çünkü Saadet Partisi'nin gelme ihtimali yok yani. Yani iki ay sonra görürüz. İhtimal yani Allah'ındır bakın insanlar ele aladın. Ben şunu söyleyeyim. Saadet Partisi'nde 99 seçimde çalışıyorum. O zaman değil mi size büyük birlikte? Evet. Altın Ocak'tan üniversite başkanıyım. Erbakan Hoca'yı da Allah affetsin o zaman kalbimiz soğuk. Ben seçim oy atma alana girene kadar Muhsin abi diyorum. Ben oyu rafa partisi attım. Muhsin abi atmadı. Bakın, perdenin arkasına girene kadar Erbakan Hoca'yı Muhsin abi evet. Ama nasibim oraymış. Anlatabiliyor muyum? Toparlayalım. Bir şey. Şimdi demezsiniz. Yavaş yavaş programı kapatacağız. Yok daha dur. Siz Erdemir'e girdiniz. Şey yapamadık. Ondan sonra AK Parti, Saadet Partisi'ne hiç konuşamadık. Sabahtan beri Gökhan Göktaş olarak, böyle harita batıyor Gökhan Göktaş olarak program konuyum. İnşallah 10 dakikada boyunca da Saadet Partisi ilçe başkanı olarak sizlerle konuşacağım. Ereğli nasıl kalkınır diye sormuştunuz. Öncelikle her zaman siyasete girdiğim günden beri hep şunu söylüyorum. Ereğli ve Zonguldak Ankara'da ne zaman güçlü olursa o zaman Ereğli ve Zonguldak kalkınır. Bizim sıkıntımız Ankara'da güçlü olmak. Ankara'da güçlü politikacılarımız olmamaz. Dönem dönem oldu belki. Ben mesela Meryem Recep'te en çok kızım konu buydu. Zonguldak milletvekiliydi ve Zonguldak da biliyordu ama Zonguldak işçi cumhuriyatı kabul ama onun dışında biz çok fazla bir şey görmedik. Zonguldak Refah Yolu döneminde çok hızlı yatırımlar geldi Filos projesi. Onun dışında Refah Yolu yıkıldı, Zonguldak projeleri iptal edildi. Köksal Toptan evet AK Parti milletvekili, benim yaşımdan neredeyse aynı milletvekilliği. Çok güçlü bir isim. Ama ne yazık ki Ereğli'ye, Alaplı'ya, bakın şu var. Ben kişilerin doğrusunu söylerken doğrusunu erisini söyler, erisini. Biz mesela geçen de bir medya mensubuydu. Alaplı Adli Binası'na tartıştık. Dedim ki onu Köksal Bey yaptı. Ve yaptı yapmadı. Aydın Göksal Bey yaptı. Evet, Adalet Sarayı. Adalet Komisyonu Başkanı'yken Adalet Vakfı bütçesinden, maliyetinden değil, Adalet Vakfı bütçesinden yaptırdı. Allah razı olsun. Kim yaptığını yaptı. Ama şimdi 36 senede 36 tane yatırım Zonguldak bölgesinde gördük mü? Bizim işe önemli olamaz. Ereğli nasıl kalkınır? Ereğli bir bütün olursa kalkınır. Bütün partiler olarak. Bakın ben niye bu kadar netim CHP ile ilgili, Büyük Birlikte ile ilgili, MHP ile konuşabiliyorum. Bir yere girip konuşma ihtiyacımız var. Biz geçenlerde Ereğli Derneği biz topladık yemekte ilçe başkanlarını. Siyaset konuşulmayacak dedi ama konuştuk haliyle. Herkes aynı şeyi söylüyor. AK Partisi'nin, CHP'sinin, MHP'sinin herkes aynı şeyi söylüyor. Ama icraat yok. Niye? Hemen bölünüyoruz.
kendi ticari ilişkilerimiz, arkadaşlık ilişkilerimiz, bilmem ne, hemen dönüyoruz. Ya Ereğli'den birisi çıktığı zaman arkasında duralım, dik duralım. Seçim geçecek. 8 Nisan'da hep beraber göreceğiz. 8 Haziran'da hep beraber göreceğiz. 8 Haziran'da Ereğli'den kimler milletvekili olduysa, hangi partiden olursa olsun arkasında duralım. Ve o güçlü olsun. Güçlü birileri olsun. Ankara'da sözü geçen birileri olsun. Bakın ben Ercan Candan'ı yapıyorum okulda. 14 tane okul bu işte. 19 tane okul dönüşümü, doğalar dönüşümü. Dere ıslahları. Allah razı olsun. Çok güzel şeyler yaptı. Ama bunlar bizim karnımızı doyurmuyor. İşsizliği engellemiyor. Siz müsavit adliye binası yaptınız. Biz de diyoruz ki milli görüş olarak. Adliye binası yapmak problem değil ki. Hapishane yapmak problem değil ki. Çözüm değil ki. Siz insanları oraya yönlendirmeyin. Bir insan niye hapse gider? Genelde işsizler gider. Ekonomik durumda zorluklar gider, sıkıntılar gider, psikolojik sıkıntılar. Ahlak ve maneviyat, milli görüş hedefi. Siz önce bunları engelleyin. Allah razı olsun yaptınız ama bu bizim karnımızı doyurmuyor. Ha, ama bu AK Parti tartışmasında ben çok yumruk yiyorum şahıs olarak. Niye yiyorum? İşte sen ya arkadaş ben kimseyi desteklemiyorum. Ama lütfen 40 senedir bölgemize doğru düz hizmet getirmemişken bir milletvekili çıkmış bir şeyler yapmaya gayret ediyor. Bütün Erdem'in ekonomik krizi de, Ereğli'nin ekonomik krizi de, tersanelerine batması da ben bizzat şahidim. Bakın, tersaneden ruhsatı yok diyor. Yıllardır uğraşıyorum, ruhsatı yoktu. 4-5 ay önce meclis kararı alındı. Karayolları işlendi, evraklar kaybolmuştu. Bizzat bunun basına da söylemiştim. Daha doğrusu Facebook'ta açıklamıştım, basına düşmüştü. Ve sağ olsun yöneticiler bunu çözdüler. Ve tersaneler ne güzel gelişmeler oldu. İnşallah da olacak. Ama bunlar hani karınca adımlar. Biz karınca adımlarla kurtulamayız. Bize gidecek, arkadaş diyecek genel merkeze. Sanayi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı. Biz varız diyecek kardeşim. Gidecek, cesaret edecek. Bize bu lazım. Öteki türlü Ereğli kurtulmaz. Bakıyorum, yazıklar olsun ki 14 senedir Ereğli'ye doğru dürüst bakan gelmez. Gelen bakanın eline, belediye başkanları, işte siyasiler bir dosya tutuşturacağım diye uğraşırlar. Hemen acele bir dosya hazırlarlar. Yarım günde, bir günde biz de bazen yardımcı oluruz. Onu verirler. Ya öyle iş olmaz. İş olmaz öyle. Ankara'ya gideceksiniz. Halil Bey için derlerdi ya, gittiği bir zaman bakan gibi ortalık karıştırıyor. Gideceksiniz, karıştıracaksınız. Ben mesela Ercan Hoca'dan o özelliğimi çok seviyorum. Gidiyor sessiz de sedasız, Ereğli'ye belki söyleyeyim ama genel müdüre bu olacak arkadaş diyor, bu yapılacak diyor. Ama bu sadece bir karayolları genel müdürüne gitmekle, bir DSİ bölge müdürüne genel müdürüne gitmekle olmaz. Ereğli kurtuluşu olmaz. Öncelikle bizim sorumuz nedir? Tersanelerde subvanse. İrfan Bey benden başka söylüyor. Bakın ekonomik krizden önce, dünyadaki o büyük ekonomik krizden önce, dünya deniz ticareti Yunanistan'ında, birinci Yunanistan. Çin krize yakalandı. Ama biliyorsunuz Çin çok fazla demir çıkartan, aynı anda çok fazla demiri, ham maddesini ithal eden, çünkü sürekli fabrikalaşan bir ülke. Çin devleti dedi ki, tersanelerinizdeki gemilere devam edin, kimse alması ben alacağım. Sübvanse yaptı. Ne oldu biliyor musunuz? Krizden hemen sonra, yani bundan birkaç yıl önce. Çin şu anda dünya deniz ticaretinin birisi. Peki Yunanistan ne konuda? Rezil ruhsal oldu değil mi? Kursa ihtiyacı var. Ya. Bazen 50 milyon dolar, 100 milyon dolar, 200 milyon dolar bir sübvanse varsınız da 100 bin nüfuslu bir Ereğli'de bu sübvansonun getirileri olur. Doğru mu? İşte bu sübvanseyi yapmadan destek vermediler. Bir de şu oluyor. Erdem'in özelleştirme esnasında birileri çıkıp dedi ki vay Erdem'in ilçesi işte çorba içmeye İstanbul'a gidiyor. Sürekli araba değiştiriyor. Erdem'in ilçeler ötekileştirildi. Sendika yalnızlaştırıldı. Doğru mu? Ve de çok ilginç bir hata oldu. Sendikanın binası, o muhteşem otel, tam eylem günü açıldı. Siz diyorsunuz ki ailemiz yok, içmeye olmuyor. Siz eylem yaptığınız gün, aç kaldığınız gün milyon dolarlık otel alışıyorsunuz. Patrimonla gidiyor su içmeye. Yani bu olmuyor. Şimdi o zaman Erdem'in özelleştirilmesinde içler düşman edildi. Doğru mu? Yok çok kazanıyorlar, çok ya. Sizin Erdem'deki için ne kazandığından. Her dönem bir kötü bulunuyor, birliktelik engelleniyor. Tersaneler içinde yok yanlış yatırımlar yapmışlar, yok tersaneler şöyle yapmış ya, bırakın arkadaş. Tersanelerde insan çalışırsa kimi zarar var? Kayseri'de çelik kapı üretiliyor. Kayseri'de çelik fabrikası mı var? Kayseri'de ağaç mı var? Çok çalışkan insan. Su mu var? Çok diyorlar ki ya bir limanımız yok. Kayseri'de liman mı var? Şimdi önümüzdeki haftalarda burada yeni konuklar olacak ama burada 9 bin işsiz varmış İşkur'a. Ama iş yerlerinin camlarına bakın, üreticilik yapan iş yerlerinde eleman yok. Hepimiz istiyoruz basa başı. Tabii o zaten bizim ayrı bir, yani o ülke sorunumuz, o ülke sorunumuz.
Bakın, bizim Ereğli'de saç üzerinde, çelik üzerinde müthiş bir bilgi birikimimiz var. Müthiş bir fabrikalaşmamız var. Yıllardır söylüyorum. Keşke siyasiden başlasanız da OYA, ya Doğuş Holding Üniversite açıyor da OYA kaçamıyor mu? OYA bir teknik üniversite. Metalurji, elektrik, elektronik üzerinden kurulmuş. Lojmanlar bölgesine mesela. Bir teknik üniversitesi açtırsanız. Burada liseden itibaren... Meteoroloji var mı? Meteoroloji şeyini kurdu, fakültesini kurdu. Ereğli diyorum. Ereğli de var. Şeyde. 2 yıllık meslek sokuna bahsetmiyorum. Erdemir'e bir vakıf üniversitesi açtınız. Teknik üniversite gibi. Metalurji mühendisliği diyorum. Elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, işletme mühendisliği, demir çelik mühendisliği veya... Ama sen nasıl açacaksın? Sen Erdemir'e gittin, savcılar açtın. Açmıyorum ki, açın. Yanınladım da Erdemir'e Ereğli'ye gittin, neyle uğraşıyorsun? 10 gündür Erdemir'i neyle uğraştırıyorsun? Erdemir hiçbir şey uğraşmıyor. 18. maddede 50 metrekare yer için. Ben uğraştırmıyorum. Hiçbir şey uğraşmıyor. Bugün diyelim ki ben savcılıkla geçecektim veya savcı beni ciddiye almadım. Sen şimdi milli görüşten gelen doğru düzgün bir adamsın. Evet, vatandaşın burada hakkı gasp olmasın ama ya bu bölgeye bazen var ya adamın ayağından vuracağız derken adamın omzundan vuruyoruz, kaşından gözünden vuruyoruz, yaralıyoruz. Aynı yerdeyiz. Ben de bu olmasın diyorum. Bakın kurumlardaki teknik insanlar ve hukukçular, hani bizde şu vardır. Ağabeyden korkarsın, onu duymak istediğini söylersin. Bu arada sizin iddialarınızla ilgili bana gelen mesajlarda yürütmeyi durdurmadan sonra belediyenin Erdemir'e ruhsat vermediğini bana gelen mesajlarda... Keşke vermemiş olsalar da, bakın keşke vermemiş olsalar da belediyede kimse zor durumda kalmasın. Sayın Göktaş'ın iddiaları... Keşke vermemiş olsunlar. Boştur diyorlar. Keşke vermemiş olsunlar. Belediyede kimse zor durumda kalmasın. Evet. Keşke vermemiş olsunlar. Erdemir'de kimse veya Erdemir kuruluş olarak sıkıntıya düşmesin. Ben bunu sizden çok istiyorum. Toparlayalım artık. Kapatmak zorundayız. Yok, o kadar da değil. Kimse kusura bakmasın. Ben burada Saadet Partisi Başkanı şu davayı 10 dakika ayırmayacağım dedim. Bir hazırlıkla gelmedim ama hep bu davayla kaldık. Keşke bu davayı hakemen sulak gelseydim. İlçe Başkanı hakemen gelmeseydim. Ayrıca bunu program yapardım. Tekrar mecliste grubu bulunmayan partileri tekrar alırız. Nasıl mecliste gireceksiniz diye alırız. Demokratik Sol Parti'nin mesela geçenlerde siz burada ilçe başkanı topladığınızda size telefonla da açmıştım. Asgari ücret tartışması olmuştu. Hatta söylediğim cümleyi biraz farklı söylediniz. Fatih Bey haklı olarak orada şey yaptı. Uydurmasın bir yerinden falan diye. Ben size daha uzun bir şey söylemiştim. Mesajda sonra düzelttim. Bakın, o zaman da size söyledim. Fatih Bey de kendisini dinlesin. Dinliyorsa da ulaştırsınlar. Hani bir yerlerinden atlasınlar. Direkt tek bir kelime değildi. Bir cümleydi. Asgari ücret tartışması var. Türkiye'de. İşte şu olsun bu olsun. Refah yol döneminde asgari ücret 26 gram altına oluyordu. Yani bugün de 2600 lira. Hadi bugün asgari ücreti 2600 lira yapalım. Var mısınız? En çok ben karşı çıkarım. Niye? Çünkü bunu hiçbir özel sektör yapamaz. Ereğli zaten batmış. Yarın Ereğli'de açık dükkan bulamazsınız. Bakın ben o zamanlar da böyle işletiyordum. Öğrencilik dönemimizde. Bir ortaklığımız vardı. O zamanlar biz asgari ücreti veriyorduk. İyi de para kazanıyorduk. Refah yol dönemiydi. İyi de para kazanıyorduk. O dokunmuyordu biz. Ama şu anda biz asgari ücreti verirken zorlanıyoruz. Siz asgari ücrete bağlamayın her şeyi. Bu parayı verebilecek hale esnafı getirdiniz mi? 2009 seçim yerel seçimlerinden 6 ay önce KOSGEB desteği vereceğiz dediler. 30 binden kredi. Bugün vereceğiz, yarın vereceğiz. Bankalar artık hazır. Hatta bankalar KOSGEB'e göre kredi de veriyorlar. Artık her şey hazır. Seçim yaklaştı, seçim geçti, oturdu gitti. Esnafa destek verin. Faiz indirimleri yapın, bir şeyler yapın. Esnaf ayağa kalksın. Esnaf ayağa kalkarsa... Bana mı söylüyorsun? Ben veriyorum yok, zaten. Ben iktidara söylüyorum. Esnaf ayağa kalkarsa, bölge ayağa kalkar. Siz özelleştirme yaparken dikkat edin. Şimdi kamyoncumuz bağırıyor. O yapıyor Türk Kurulu Başkanı veya Erdem'e gelen müdür ne yapsın? Ne yapabilir? Özel şirketsin ama borsaya bağlısın, SPK'ya bağlısın, attığın her adım senin için önemli. Dikkat etmek zorundasın. İyi de olmuyor. Peki özelleştirirken neredesiniz? Çok mu zordu ya saççıyı korumak? Çok mu zordu? İşte problemin başını bilmezsek biz burada kısır dövüş. O onunla kötü olur bununla. Hayır, problemin başı. Bu benim açtığım davada da böyle. Problemin başı ne? Uygulamanın yanlış yapılması. Bu uygulamanın buraya yapılmaması gerekiyordu. Yapılırken de yanlış yapılmaması gerekiyordu gibi. Başka çözümler. İşte biz problemleri çözemiyoruz. Ereğli olarak, Alaplı olarak bir bütün olursak, tünellerin belisi bir bütün olarak olursak. Bütün siyasiler. Ama bizde nerede? Bizde bırakın bir tane parti bir yere gelmeyi. İktidar partisini görüyoruz. Kendi içlerinde sürekli tartışma. Yok, yani biz, gerek yok arkadaşım. Ama biz burada CHP'yi, MHP'yi, AK Parti'yi aynı anda programa konuşuyoruz. Konuşuyoruz. Ama icraat babında diyor. Yani herkes Ankara'ya gidip birbirini şikayet ediyor. O onu paralelci diyor. Bu buna
bilmem neci diyor, doğru değil mi? Evet. Biz Ereğli siyasetçilerin sürekli Ereğli olarak kuyusunu kazmıyor muyuz Şenol Bey? Sürekli Ankara'da şikayet etmiyor muyuz? Evet. Ve Zonguldak ve Ereğli Ankara'da mimli değil mi? Bütün parti genel merkezlerinde. Biz bile yaşıyoruz, gittiğimiz zaman Ereğli mi diyorlar, böyle bir irkiliyorlar. Ya biz niye bu konuma geldik? Sayın Göktaş, son 10 dakikayı da yedik. Toparlayalım. Bizden sonra da... Tersanelere destek vermek zorunda. Evet. Ekonomik destek vermek zorunda. Bu bir milletvekilinin yapacağı iş değil. Bunu bakanlık düzeyinde Ereğli bir bütün olarak yapacak. Üniversite konusu gündemde, bu konuya birlik olmamız lazım. Hastane evet yapıldı güzel, Allah razı olsun, ama ikinci bir hastane veya en azından büyük çapta bir polikliniğe ihtiyacımız merkezi bir yerde var. Bu yapılmaz zorunda. Herkes hastaneyle tartışmasın. Demek ki Ereğli bir tane yetmiyor. Beğenen var, beğenmeyen yoksa yetmiyor. Madencilikle ilgili biliyorsunuz, sağ olsun Sayın Vekil Bey, son anda 24. madde 29. fıkrası diye anlıyorsam bir bel koydu orada. Şu iki asker ücret olayından sonra bu madenlerde bizim bu bölgeyi kapsamıyordu. O iki evet. Teşvik. Onu kalktı sağ olsun, ondan sonra biraz rahatladı madencilik sektörümüz ama yetmiyor. Madenlerle ilgili profesyonel çalışmamız yapılması zorunda. İşsizliği önlemek kolay ama dediğim gibi birileri gidip Ereğli'ye, Ereğli'nin bu kadar vergi ödeyen, bu kadar güçlü bir ekonomiyle Ankara'dan Torpilli, bakın Bartın her zaman Torpilli, Çağcuma her zaman Torpilli. Kimse kusura bakmasın, onların devlete, millete verdikleri vergi Ereğli'nin hiçbir şeyi. Ereğli'nin verdiği yanında hiçbir şey. Doğru değil mi? Biz güçlü olalım. Tek derdimiz bu. Güçlü olalım, bir araya gelelim, kalkınalım. Tünellerden birisi bütün olsun. Kimse kusura bakmasın. Devrenin milletvekilinin peşine gezerken, o milletvekiline güç verdiğiniz zaman Çağcuma'ya bir okul kazandırırsınız. Az önce dediniz ki, garson bulamıyorlar mesela. Ereğli'de en büyük sorunlar da bir garson. Garson bulamıyorlar. Ama Ereğli'ye yapılacak bir okul var. Plastik doğrama. Turizm otelcilik. Evet. Okul olsun. Var. Diplomalı. Yok, turizm otelcilik yapılacak. Yatırım programında. Turizm otelcilik. Lisesi. Lisesi başladı. Ha, bakın başlamaz, başlayacak. Yatırımda. Ereğli Lisesi'nde eğitim devam ediyor. Yok yani yeni binası ile. Yeni binası yok evet. Sonra organize sanayi bir lise gündemde. Teknik ya bunlar yapılsın. Ara elemanlar yetiştirilsin. Diplomalı elemanlar yetiştirilsin. Evet. Erdem'i burada, adam burada okutsun lisesinden, üniversitesine. Hı-hı. Burada çalışsın, profesyonel olsun. Bu bilgi birikimini bölgede kalkındıralım. Zaten bu olduktan sonra liman da gelir, o da gelir, bu da gelir. Evet. Yalnız Sayın Azman, işte dedim ki Saadet Partisi konusuna hiç giremedik. Tek ama bir cümle söylemek zaten, istiyorum. Siz zaten tek bir cümle söylemek istiyorum. Yıllardır, yıllardır Saadet Partisi'ne Genel Başkanı var, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı'na bir eleştiriler var. Ve görüyoruz ki bizim her açıklamamız, mesela Şevki Yılmaz 2002'de, bundan 7 sene önce Saadet Partisi Ergenekon'un İslam'a ayağı olmuştur diye tarihsiz bir açıklama yapmıştı. Ama bakıyoruz Ergenekon'da nereye geldik. Biz Ergenekon sürecine dedik ki ordu yıpratılıyor, yanlış işler yapılıyor. Yaşın yanında kuruyor, yapılmaya çalışılıyor. Yalnız artık. Bunları yapmayın. Faiz ve Kıbrıs konusunda da, açılım konusunda da bunu söyleyeyim. Suriye konusuna gittik, Esed'le, genel başkan bizzat gitti, zalim Esed'le, zulüm yapma diye tebliğde bulundu ve ona bir ayet-i kerime tablosu hediye etti. Tabloda da tabağın altındakilere adaletle hükümet yazıyordu. Fakat ne hikmetse biz Esedçi katilci olduk, Esed'le tokalaşanlar, beraber ailece tatile gidelim, bakanlık kuruyor bana. Siyonist İsrail Başbakanı'nı mecliste konuşturup alkışlayanlar, ne hikmetse hiç eleştirilmedi. İnsanlar 45 yıldır Oğuzhan Asuh Türkiye, Şevket Gazan'a, Mustafa Kemal'e laf söyleyeceklerine baksınlar ki Erbakan Hoca bu insanları niye yanına ayırmadı ve bu insanlar dedikleri yıllardır niye hep çıkıyor ve hep çıkacak. Şahsıma da çok hakaretlerde bulunuldu bu süreçte. Hala da bulunuyor. Biz ne paralelciyiz, ne esetçiyiz, ne cartuz, ne cartuz. Biz doğruya doğru, yanlışa yanlış söylüyoruz. Ha, Don Quixote değiliz. Suvari de değiliz. Doğrucu Davut da değiliz. Biz elimizden, dilimizden dönünce bu milli görüşte kaldığımız sürece doğru söyleyeceğiz. Ama milli görüş kalkanına çıkarsa doğru söylemeyiz, Allah bilir. İnşallah da Rabbim bizi bu kalkandan ayırmasın. Bu bir kalkandır, koruyucu bir kalkandır. Evet, dinleyicilerimizle bir vedalaşın, ben de kapatayım. Sayın dinleyiciler, başınızı ağrıttık, vaktinizi çaldık. Bayağı uzun bir zaman oldu. Aklınıza helal edin. İşte konuşmada dediğim gibi aslında Saadet Partisi'yle ve 28 Şubat'ta Erbak Hocam'a yapılan iftiralarla ilgili bir şeyler söylemek istiyordum. İşte onun üzerinde söylemediği sözler, emotipler arka bahçemi demedi, 28 Şubat'ı imzalamadı ama hep iftiralar atıldı. Söyleyemedik,
konu ısrarla şahsı meselelerimize, mesleki meselelerimize geçti. Çok soruldu. Evet, bu konu dava açıldı. Savcılar gittik. Bir şeyler yapıldı. Savcı karar verecek. İnşallah Ereğli Belediyesi dedikleri gibi vermemişlerdir. Biz yanlış duymuşuzdur. Biz o seri numaraları gördüğümüz ruhsatlarının, nereye verildiğini bildiğimiz adı parselini bildiğimiz ruhsatları verilmemiştir. İnşallah verilmemiştir. Ama keşke avukata şöyle verdik, böyle verdik demeselerdi de ya da siz de ilgilendirmez demeselerdi deseydilerdi ki evet biz mahkeme kararına istinaden 18 yapılan bölgede hiçbir yere 18. madde yapılan hiçbir yere ruhsat vermedik. Ölmüş parsele, size söylüyorum, ölmüş parsele ruhsat vermedik diye topu taca andırıp atıp kimse kandırmaya çalışmasınlar da adam gibi çıksınlar, cevap verir. Desinler, biz 18. madde uygulaması olan hiçbir yere yürütme durdurma kararından sonra verdik vermedik mi? Ben burada soruyorum Şenol Azman, siz de soruyor musunuz? Evet, tabii ki soruyorum. Size verilen cevapta eğer ölmüş parselse siz de bunun arkasını bilecek misiniz? Tabii ki. Çünkü yani, sizi de şu anda yanlış yönlendiriyorlar, yanlış yapıyorlar. Yani ölmüş parseli ruhsat nasıl vereyim ben arkadaşım? Gelen, ölmüş parsel. Gelen mesajları ben aynen hiç aksatmadım. Ölmüş parsel. Gibi. Dediğim gibi kim attıysa hukuk karar verecek. Biz evet, hukuka getirdik. Evet, yine bir pazartesi günü yeni hafta. Salih Dönmez abimize de başarılar diliyorum. İnşallah ismi ikinci sıra olarak genel merkezimizden gelecektir. Bekliyoruz, umut ediyoruz. Ama kim ismi gelirse gelsin, Saadet Partisi'nin 5 tane adayı da bizim adayımızdır. Bu süreçte bize il ne görev verirse, 5. sıra adayı şoförünü sen yapacaksın Gürkan derlerse, başımızın üstünde yeri vardır. Yani bu arada siz hani vazgeçtin derken temayla girdin. Onu söylemedik, temayla girdin. Daha doğrusu bizde şöyle bir uygulama vardı, 45'in uygulama. Olası muhtemel ilçe başkanı, il başkanı istifalar alınır. Tam kadro üzerinde başka bir arkadaş görebilir ama hala işte ilçe başkanımızı yürütürüz. Ama şeye koymazlar. Temayla sokarlar. Temayla sokarlar. Hiç istifalarımız alındı. Temayla sokulduk. Genel merkeze de gittik. Fakat ben genel başkan yardımcı bizzat Salih Bey'in ismini verdim. Salih Bey'in Ereğli'de yakışır bir aday olacağını söyledim. İkinci sıranın bize yakışacağını söyledim. İnşallah da seçime çok güçlü geleceğiz. İnşallah hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Ereğli'miz, Türkiye'miz, Zonguldak'ımız, ülkemiz, ümmetin ve dünyanın en hayırlısı olsun. Evet sevgili dinleyiciler, yine bir pazartesi günü bir konu bir konukla beraber olduk. Saadet Partisi ilçe başkanı konuğumuzdu. Erdemir ve Ereğli Belediyesi arasında 18. madde uygulamalarına ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı vardı. Yürütmeyi durdurma kararından sonra ruhsatlar verildiyse onu savcılığa taşıdı. AK Parti'yi konuştuk, CHP'yi konuştuk, Saadet Partisi'yi konuştuk. 2 saat 45 dakikadır program yapıyoruz. Tabii gündem siyaset olunca 3 saatte, 5 saatte olsa tabii Ereğli'nin gerçekten çok sıkıntıları var. Tersaneler var, her şey var, sıkıntılar var. Burada bu kadar dile getirebildik. Varsa sürçülisan ettiyse affola. Ben buradan Değişim Medya Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Semih Çolak'a diyalog programının sansürsüz devam ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. Mutfağımızda, haber mutfağımızda çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Moderatörümüz Elif Hanım'a teşekkür ediyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen Değişim kuruluşunda çalışan herkese teşekkür ediyorum. Karadeniz Ereğli ve bölgenin haftasının iyi geçmesini, iyi dileklerimi temenni ediyorum. Ben hafta sizde Elif Hanım'a, Semih Bey'e ve bütün mutfakta çalışan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Haftaya yeni bir konu, yeni bir konuyla beraber olmak üzere. Hoşça kalın diyorum. Evet, hoşça kalın sevgili dinleyiciler.